Ve sonunda gerçek bir anime stili online MMORPG geliyor. Evet, sonunda gerçek bir anime tarzı MMORPG ile tanışıyor. Linkastato. Bundan önceki videolarımda da bahsetmiştim. Anime tarzı MMORPG oyunlarında bir sürü eksiklikler vardı. Ve her bir oyun farklı bir eksiklik bütünüyle bizleri karşı karşıya bırakıyor. Kimisinin açık dünyası yoktu. Kimisi online diye çıkıp rezalet bir co-op sistemiyle karşı karşıya bırakıyordu bizi. Kimisi sadece fight üzerineydi. Farm bile yoktu derken... Mezameo.君はライジャなのか。私たちが時空を超えてきたというのはなんとなくお分かりでしょう。千年もの未来からやってきた目的は何じゃ。アバリティアの解放です。冗談きついな。アバリティアってのは冒険団に出てくる怪物だろ。これは何じゃ。 İşte sonunda hem kocaman bir açık dünyaya sahip olan, hem cinsiyet seçiminde bizlere özgür bırakan, hem sınıfları güzel görünen, hem de farm yapabileceğimiz devasa bir anime tarzı MMORPG oyununa tanışıyoruz. Bu oyun Blue Protocol. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen Blue Protocol isimli oyunun şu an çıkacak platform sadece Microsoft Windows, yani bilgisayar için görünüyor. Belki çıkış süresi yaklaştığında Xbox veya PlayStation 4 ve 5 için de duyurulur. Oyunun şimdiye kadar Japonya, Kore ve Çin'de beta testleri yapıldı. Oyuncular beta testlerinden çıkış yaptıktan sonra oyuna çok yüksek puanlar verdiler. Beta testindeyken oyunun içinde 4 adet sınıf vardı. Beta testindeyken oyunun içinde bulunan sınıfları sayalım. Bu sınıflar dövüşçü, savaşçı, okçu, çift el balta ve büyücüydü. Fakat oyun beta süresince daha yeni gelişme aşamasında olduğu için çıkış tarihi net verilmese de 2022'ye doğru gelecek ve birçok sınıfta oyuna eklenecektir. Umarım çift kılıcı da oyuna eklerler. Sınıfların yanı sıra oyunun açık dünyası da oldukça büyük. Diğer anime tarzı MMORPG oyunlarında çokça teleport kullandığından ve teleport sistemiyle gidildiğinden bu oyunlar biraz kolaya kaçıyordu. Fakat Blue Protocol teleportlanmak yerine oyuncuların açık dünyayı daha fazla keşfedebilmeleri için sık teleport taşları kullanmaktansa oyuncularına pet, yani binekler vermeyi sunmuş. Binekler sayesinde hem daha fazla keşfedip hem oyundan daha fazla zevk alma fırsatı gerçekten bence kaçınılmaz. Ki bence bu çok daha mantıklı. Çünkü sürekli teleportlanmanın kolaylığına erişince insanlar görevlere veya haritada ulaşmak istedikleri yere direkt teleport oldukları için, yolda gitme fırsatını tettikleri için keşfetme şansını da kaçırıyorlar. Oyunda şu an gördüğümüz boss kesme mantığı da benim çok hoşuma gidiyor. Anime tarzı MMORPG oyunlarda genelde zindan ve boss kesme odalarına veya bölümlerine birkaç oyuncu ile girebiliyorsunuz. Ve bu sayı genelde 4 ile sınırlandırılıyor. Fakat Blue Protocol'de gördüğümüz boss savaşında onlarca oyuncunun aynı hedefe saldırması oyuna beni daha fazla çekiyor. Anime izlerken sağdan örnek verirsem, o boss katına çıktıklarında veya zindana girdiklerinde onlarca insan güçlü bir bossla savaşmak zorunda kalıyorlardı. Bir MMORPG oyununda rekabet yoksa, seni en iyi olmaya zorlayan bir şey yoksa ve oyun sadece kendini tekrar etmekten ibaretse, bu oyunun maksimum oynama süresi bir haftadır. Sonra yavaşça oyundan koparsın, ama oyun rekabet öğeleri içeriyor ve insanlar arasında en iyi olmak için çaba göstermeni istiyorsa, oyundaki insanlar tarafından tanınıyor ve böylece yüzlerce insanın erişebildiği bir boss savaşı aranan savaşçı olma şansını sana sunuyorsa, bu oyun gerçek bir MMORPG oyunudur. Tam aranan MMORPG tarzı oyun olma yolunda çıkış yapacak olan Blue Protocol hakkında önümüzdeki süreçte çok daha fazla bilgi gelecek ve bu bilgileri ben sizlere sunmaya devam edeceğim. Şimdilik videoyu tadında bitiriyorum.
Çünkü benim de oyunla ilgili bilgim kısıtlı ve yalan yanlış konuşup çelişkiye düşmek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Link Kuito.